Fuat Uğur, Hintli dokumacıların parmaklarını kesen emperyalizm, CHP'nin de sahibidir. Bulunmaz Hint kumaşı Çok kullanırız bu lafı, oysa bir tarihi vardır. 1800'lü yıllar, Hindistan-İngiltere sömürgesi. İngilizlerin gözü değerli Hint kumaşında, yüzbinlerce tezgahta elle dokunan değerli kumaşlar pazarın sahibidir. Oysa majesteleri Lancashire'de devreye soktuğu enerjiyle çalışan dokuma makinelerinin ürettiği ucuz İngiliz kumaşlarının pazarı ele geçirmesini istiyordu. İngilizler bir formül buldu. Binlerce Hint dokumacının baş parmaklarını kesti ve onları kumaş üretemez hale getirdi. Böylece değerli Hint kumaşı bulunmaz Hint kumaşı haline geldi. İngiliz emperyalizminin dünya durdukça unutulmayacak olan bu vahşetine, Komünizmin kurucusu Das Kapital'in yazarı Karl Marx, 25 Haziran 1853 tarihli New York Daily Tribune gazetesindeki köşe yazısında şöyle diyerek alkış tuttu. Hintli eğrici ve dokumacının her ikisini birden yok eden İngiliz müdahalesi. Bu küçük yarı barbar, yarı uygar toplulukların iktisadi temellerini dağıtmış ve böylece Asya'da o zamana dek görülmüş en büyük toplumsal devrimi meydana getirmiştir. Bize ne kadar korkunç gelse de İngiltere bu devrimi getirmekle tarihsel olarak devrimci bir işlev görmüştür. Sol ve sosyalizmin tarihindeki vahşetle barbarlığın ilk tohumları da Marx tarafından böyle atıldı. Stalinler, Beriyalar, Polbotlar, Mao'lar, Çavuşesku'lar, Enver Hoca'lar, Todor Jikov'lar bir sonuçtu. İngiltere Hint dokumacılığını yok ettiği gibi aynını Osmanlı'da yapmak istemişti. Merhum sinema yönetmeni ve yazar Metin Erksan, Türk-Avrupa Topluluğu İlişkileri adlı eserinde İngilizlerin ta 1583 tarihinden itibaren Osmanlı'daki Türk dokumacılığının sırlarını çalmak için Sir William Herburn'i görevlendirdiğini anlatır. Daha ötesi de var. 1838 yılında Kraliçe Victoria Fransızlarla işbirliği yapıp İngiliz mallarının Mısır ve Suriye'de satılmasını yasaklayan Mehmet Ali Paşa'ya karşı padişah 2. Mahmut'la Balta Limanı anlaşmasını yapmış. Osmanlı tahtının Mehmet Ali Paşa'nın eline geçmesini önleme karşılığında İngiliz mallarının üzerindeki gümrüğü kaldırtmıştı. Böylece Osmanlı pazarını ucuz İngiliz fabrika kumaşlarıyla doldurmuştu. Anlaşmanın ardından İngiliz albay Henderson, Ankara'dan seçtiği damızlık tiftik keçilerini Güney Afrika'daki İngiliz çiftliklerine götürmüş ve çoğaltarak 1856 yılına gelindiğinde yani anlaşmadan 18 yıl sonra Osmanlı'nın tiftik kumaşı tekeline de son vermişti. Ankara ve çevresinde o yıllarda binden fazla dokuma tezgahı vardı. Evet durum buydu. Osmanlı yalnızca askeri değil sanayi olarak da çökertilmişti. Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte yerli ve milli sanayileşme hamleleri de aynı şekilde İngiliz ve Amerikan emperyalizmin hedefi olmuştu. Cumhuriyet döneminde okutulan Osmanlı tarihinde yer alan Osmanlı Türk sanayisi 1299'dan 1700'lü yıllara dek Avrupa sanayisinden üstündü. Osmanlı'nın Avrupa'ya askeri üstünlüğü, bilimsel ve teknolojik üstünlüğünden geliyordu tespiti 1949 yılında İsmet İnönü'nün ABD ile yaptığı Forbright anlaşması ile unutturulmuş, ders kitaplarından çıkarılmıştı. ABD ve İngiltere Atatürk'ten sonra iktidara el koyan İsmet İnönü'yü partner olarak seçmişti. İnönü, Atatürk ölür ölmez dizginleri eline geçirdiğinde İngiltere ile ithalatı %1'e, ihracatı %4'e düşmüş Türkiye'yi Türk-İngiliz ortak bildirgesiyle yeniden Anglo-Sakson ekserine soktu. 1945 yılından itibaren de adım adım İngiliz-Amerikan uydusu yapıldı ülkemiz. Marshall Anlaşması'na giden yolda Nuri Demirağ'ın uçak fabrikasını ve üretimini barbarca engelletti ve sonunda gizli bir devreye sokarak fabrikasını yaktırdı. Gerekçesi Sovyet korkusuydu. Stalin, Kars Ardağan'ı istiyordu. Bu iki ilimizi Ruslara vermeyeyim diye ABD'ye topraklarımızı verdi yaptığı anlaşmalarla. İnönü 4 Aralık 1946 yılında yaptığı anlaşmayla Amerikalılara Türkiye'de diledikleri toprak parçasını satın alıp tapusunu üzerlerine geçirme hakkı tanıdı. Çünkü İsmet İnönü, Türkiye'ye kimsenin kiralamak istemeyeceği kadar harap biri. Kiralanabilmesi için onarılması gerekir diyen kişiydi. 1948'de 705 bin dolar olan döviz varlığımızı iktidarı Demokrat Parti'ye teslim ettiğinde eksi 12 milyon dolara indirmişti. 1946'daki 214 ton altın varlığını da 123 tona. Hintli dokumacılardan konunun buraya kadar gelmesinin sebebi dün önümüze düşen sevindirici haberdi. Türkiye ekonomisinin 3. çeyrekte %6,7 büyüdüğü haberi bu. Son bir yılda tarım ihracatı 26,5 milyar dolara ulaştı. Tekstil gibi tarıma dayalı işlenmiş ürünler ihracatı ise 12,09 milyar dolar oldu. İngiliz emperyalizminin bu topraklarda yok ettiği dokuma ve tekstilin başarısıydı bu. Tarım öldü derler, Türkiye dünyada tarımsal gayri safi yurt içi hasıla sıralamasında 56 milyar dolarla ilk 10 ülke arasına girer. Tarım önemli değil, asıl sanayiye baktır sonraki sözleri. Sanayi her alanda göz doldurur. Özellikle savunma sanayimizde yerlilik oranı %70'e çıkar. Üretilen silah, helikopter, tank, İHA, SİHA sayısak sayfalar yetmez. Ama... Onlar efendilerinin işaretiyle başlarlar karalamaya. Tank palet fabrikasını işletmiş olarak kiralayan BMC şirketinin %49 ortağı Katar sermayesi diye Türk Silahlı Kuvvetleri satıldı diyen ahlak yoksunlarının geldiği yer bu. Türkiye'nin ilk uçak fabrikası 1925'te kurulan Tomtaş'ın %49 hissesinin Alman Junkers uçak fabrikası olduğunu gizleyen, hissedar oldukları İş Bankası'nın %44'ünün başta Citibank olmak üzere yabancılara satıldığını saklayan bir ihanet örgütü CHP artık. Türkiye Cumhuriyeti'ne ait tank bakım fabrikasında tüm denetim yetkisi Milli Savunma Bakanlığı'nda. 25 yıllığına BMC'ye kiralanmış. Sana ne BMC'nin ise %49 ortağının Katar olmasından. Nihai karar hakkı Türkiye'de. Fabrikanın tüm denetimi Türk ordusunda. Sahibi Türkiye Cumhuriyeti. Tüm dünyada savunma sistemleri sanayi çok ortaklı. F-35 uçaklarının üretiminde yer almayan ülke var mı? Peki Nural Holding tarafından kurulan FNSS savunma sistemleri AŞ'deki yabancı sermaye yapısı neden sıkıntıya sebep olmadı bunlarda? Çünkü oranın %49'luk hissesi İsrail, Amerikan, Suud işbirlikçisi ve Birleşik Arap Emirliklerine ait. Türk Silahlı Kuvvetleri satıldı dedikten sonra altında kalan rezilin şimdi tank palet fabrikası üzerinden yalan sarmalına girmesi bizi şaşırtmıyor. Siz sanıyorsunuz ki CHP'deki bu ihanet geni Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yeni ortaya çıktı. Yukarıda anlattım. Geçmişi ta 1939'lara dayanıyor. Not. Yukarıda yer alan bilgiler Cengiz Özakıncı'nın Türkiye'nin siyasi intiharı Yeni Osmanlı Tuzağı adlı eserinden alındı. <laughs>